Sayın Genel Müdürüm, kıymetli idarecilerim, değerli öğretmenlerim ve değerli arkadaşlar. Okulumuzun kurucusu İhsan Doğramacı'nın doğum günü olan 3 Nisan, son yıllarda çeşitli etkinlikler yoluyla Bilkent Günü olarak kutlanmaktadır. Devam eden COVID-19 salgını, olağan kutlama etkinliklerinin ölçeğini küçültmeyi gerekli kılmışsa da, bu yılki Bilkent Günü yine de coşkulu bir şekilde kutlanılmaya çalışılacaktır. Törenimiz saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hoca Bey'in hakkında yapılan röportajları izleyeceğimiz bir video ile devam edecektir. Sonrasında okulumuz öğrencilerinden Beren Irgat ve Aslı Selin Er Yılmaz'ın hazırladığı Öğrencilerin Dünyasında Hoca Bey adlı röportajı izleyeceğiz. Devamında bu sene ilk defa okulumuzda düzenlenen Hoca Bey'e mektup yarışmasının birincisi olan 12B sınıfından Dilara Öncü'nün okuyacağı mektubunu dinleyeceğiz. Sonrasında törenimize okulumuzun 9B öğrencilerinden Ferda Gültekin'in hazırladığı İhsan Doğramacı ve Geleceğin Dünyasında Önemli Başlıklar, Eğitim, Sağlık ve Yurt Sevgisi başlıklı sempozyum bildirisiyle devam edeceğiz. Devamında BELS 15. Yıl Komitesi'nin hazırladığı bir video sunumu olacaktır. Son olarak ise okulumuzun 12A sınıfı öğrencilerinden Mehmet Emin Demirci'nin çaldığı Chopin'e ait bir müzik resitali dinleyeceğiz. Buradan Hoca Bey'e selam eder ve onun açtığı bu yolda emin adımlarla yürüyen öğrencileri olarak kendisine teşekkürü bir borç biliriz. Hepimizin Bilkent Günü kutlu olsun. Dear General Director, administrators, teachers and friends. In recent years, April 3rd is celebrated with various activities as the Bilkent Day due to the birthday of İhsan Doğramacı, the founder of our school. Even though the continuing COVID-19 pandemic reduced the scale of such activities, this year's Bilkent Day will be celebrated with the same enthusiasm. After a minute of silence and the flag ceremony, we will watch a video of interviews conducted about Hoca Bey. Afterwards, the video of the interviews conducted by students Beren Irgat and Aslı Selin Er Yılmaz, titled Hoca Bey in the World of Students, will be shown. Later on, we will listen to 12B student Dilara Öncü read her letter, which got the first place in the competition titled Letter to Hoca Bey, organized for the first time at our school. Our ceremony will continue with the notice prepared by an IB student, Ferda Gültekin, for the symposium İhsan Doğramacı and Important Headlines in the World of Future, Education, Health, and the Love of Nation. After that, a video prepared by BELS 15th Year Committee will be displayed. Lastly, we will listen to a recital by Chopin, performed by Mehmet Emin Demirci from 12A. And thank you in advance for participating in our ceremony. We, as the students who walk in his way, owe him a debt of gratitude and greet him from this stage. Happy Bilkent Day to all of us.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Madalyası ile tertip edilmiş olan Profesör Doğramacı, gerek Türk gerek yabancı kuruluşlar tarafından verilmiş sayısız değerli nişan ve ödülün de sahibidir. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü de yer almaktadır. Sayın Doğramacı'nın ülkemizin gurur duyduğu bir vatandaşı ve bilim adamı olduğu kadar, dünyada Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizi çeşitli uluslararası platformlarda onurla temsil etmiş fahri bir büyükelçimizdir de. Profesör Doğramacı, tüm hayatını ve aile varlığını gelecek kuşaklara, gençlerin eğitim ve yüksek öğrenim imkanlarının daha da geliştirilmesine adamış eşsiz bir şahsiyettir. Ülkesine yaptığı değerli katkıların ötesinde insanlığa hizmet anlayışı, Profesör Doğramacı'yı harp koşullarında Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalara götürmüş olup, yardım eli doğduğu Erbil'deki Türkmen kardeşlerimize de uzanmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Doğramacı'yı hayır ve yardımseverliğini sadece kendi ülkesi ile sınırlı tutmayan örnek bir dünya vatandaşı olarak da tanımlamıştır. Arkadaşlarım ve ben karar verdik ki bu genç profesör bir dünyaca tanınmış hekim, her şeyi biliyor, lisan biliyor, dünyayı biliyor. Bizim başbakanımız olmalıydı. Kendisine iki tane doktor arkadaşımı gönderdim teklifle. Gittiler. Ertesi gün Doğramacı yoktu Ankara'da. Kaybolmuştu. Çünkü böyle bir teklifi kabul edemezdi, etmedi. Çünkü onun bütün hevesi mesleğini, yani tıbbın nimetlerinden, mesleğinin nimetlerinden bu ülkenin vatandaşları daha çok yararlanmalıydı. Bir de bu ülkenin gençleri daha çok eğitim alabilmeliydi, daha iyi eğitim alabilmeliydi. O onun adamıydı. Yani o genç yaşında kimsenin reddedemeyeceği bir başbakanlık görevini reddetti. Ben kendisini daima bir abide adam olarak görmüşümdür. Kendisi bizatihi heykeldir, canlı heykeldir. Hoca Bey bir ikler insanıdır. Hoca Bey'in en büyük avantajı herkese yardımcı olması. Bunu yaparken ne siyasi düşünce, ne sosyal sınıf, ne de bir parti veya makam mevki endişesi taşımamasıdır. Bir defa İhsan Bey'e itimat ederlerdi. Bilirlerdi ki İhsan Bey özü sözü dümdüz bir adamdır. Düzgün memlekete hizmet ettiğini bilirlerdi. Bir şeyler yapmak için çabaladığını görürlerdi. Hocam, bütün bunların ötesinde, yani ilimde, bilimde, eğitimde, üniversiteli öğretimde, yaptığı hizmetlerde, bütün bunların ötesinde bir dost insan, bir vefalı insan. Yani bir daha bir Hoca Bey'in gelebileceğini sanmıyorum. Yani eskilerin bir deyimi vardır. Hani nesli tükenmiş insanlardan. O nesli tükenmişin de ötesinde. Çünkü böyle bir nesil yok. Bir Hoca Bey gibi bir nesil yok. Bunlar çok ender insanlar. Yani bunlar şeyini getirdikleri, yani tarihin, zaruretlerin getirdiği bir takım insanlar. Büyük hizmet için yaratılmışlar, hizmet için gelmişler. Öyle ki bu hizmet için de her şeyini feda ederek, yani bütün varlığını, olanaklarını, kaynaklarını inandığı bir dava uğruna seferber ederek bu işe koyulmuşlar ki bu eli öpülecek bir davranış bu. Ben diyorum ki Sayın İhsan Doğramacı'nın bu vakıf üniversiteler yolunu açması suretiyle Türkiye'nin kalkınma gelişme tarihinde hakikaten çok önemli bir hizmet yapmıştır. Belki bugünkü Türkiye'nin bu dünyayı da şaşırtan büyüme gelişme hamlesinde ilk adım Bilkent Üniversitesi'yle, bu vakıf üniversitesiyle açılmıştır. Bu üniversitenin 20 senede bu düzeye geleceğini ben şahsen
tahayyül edemiyordum. Ama belli ki hoca ediyordu ve de onun tabii ki tecrübesi vardı. Daha önce Hacettepe Üniversitesi'ni kurmuştu. Yani bu vizyon meselesi, azim meselesi ve de değer meselesi. Hoca mali imkanları iyi olan fakat hiçbir şeyi başarmak için sadece paranın yeterli olmadığını çok iyi bilen bir insan. Hep hoca başlatır. Büyük reformlar hoca da başlar. Diğer akıllı olan üniversitelerde bunları alırlar ve aynı şekilde uygularlar ama hep başlatan hocadır. Doğru amacı ne yapsa her şeyin en iyisini yapan insandır Türkiye'de. Müzikte en iyisini yapmıştır. Bugün konser salonu dünyadaki ilk üç konser salonundan biridir akustik açısından. En önemli kişileri getirtmiştir ve buradaki o akustiği temin etmiştir. Gerçekten Atatürk'ten sonra ülkemizde müzik yaşantımıza bu kadar büyük hizmetleri olan belki de Sayın Hocamız İhsan Doğramacı'dır. Ne mutlu bize Türkiye'de böyle bir varlığımız var ve yaptıkları eserler bizi zenginleştirdi, bize bambaşka dünyalar verdi. Bu Cebeci'de bir konservatuvar vardı. 3 M'li hatta 3 M'li okul derlerdi. Oradaki konserlere devamlı gelen iki kişi vardı. Bunun bir tanesi İsmet Paşa'ydı, bir tanesi de İhsan Doğramacı Bey'di. Bir lisanı o kadar iyi konuşabilmek, o kadar iyi aksanla konuşabilmek ancak çok iyi bir kulak olduğunu gösterir. Herhalde kendisi bir enstrüman çalsaydı fevkalade bir virtüoz olurdu. Ondan eminim. Birçok ülkede, hatta 5 kıtada aydın bilim adamları özellikle çevrelerinde Türkiye denildiği zaman eşittir İhsan Doğramacı'dır. I've just been so impressed with what a single man has done to change the world around him. İhsan Doğramacı'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden eğitimli insanların yerine yeni ve modern eğitim kurumları açarak gidermeye çalışması. Ben bunu bir tür reform olarak görüyorum ve zaten en sevdiğim özelliği de bu reformcu oluşu. Türkiye'yi modern devletler ve Türk milletini modern milletler seviyesine çıkarmak için zaten en önemli adımlardan birisi de eğitim. İhsan Doğramacı'nın da bunu fark edip bunun bilincinde olması ve bu konuda şahsi servetini de işin içine katarak yatırımlar yapması gayet diğerkam ve yenilikçi bir anlayış. Bilkent benim farklı kültürlerden öğretmenler ve öğrencilerle iletişim kurmamı sağlayarak beni bir dünya vatandaşı haline getiriyor. Bu okulun benim için en büyük katkısı İngilizceyi öğrenmem. İngilizce öğrenmem sadece benim özgüvenim artırmadı, aynı zamanda duyarlı bir dünya vatandaşı olmama da yardımcı oldu ve farklı kültürlerin insanlarını tanımama yardımcı oldu. Bu da benim kişiliğime çok büyük katkısı var çünkü gelecek için olan hayallerimi belirlememe de yardımcı oldu diyebilirim. Burada birçok yabancı hoca var ve onların kültürlerini öğrenme fırsatı yakalıyorum. Bu yüzden evrensel bir insan olduğumu düşünüyorum. Bana da bu katkıları oldu Bilkent. Bilkent bana sadece akademik olarak değil, bireysel olarak da çok fazla şey kattı ve daha önemlisi kendimi tanımamı sağladı. Ve aslında İhsan Doğramacı'nın da bu bağlamda çok yönlü oluşunu örnek alıyorum diyebilirim. Dünya Sağlık Örgütü'nde Türkiye'nin temsilcisi olması hem bizi ülkece hem de bireysel anlamda gururlandırıyor. İhsan Doğramacı'nın Dünya Sağlık Organizasyonu'nda Türkiye'yi temsil etmesi, aydın bir kişiliğin ilk defa uluslararası arenada ülkemizi tanıtmasına bence büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca tabii kendisi gibi bilgili bir kişiliğin öyle bir ortamda bulunması Birleşmiş Milletler çatısı altında bence uluslararası alanda itibarımızı ciddi manada artırdı. İhsan Doğramacı tarafından kurulan Bilkent Erzurum Lisesi, Erzurum'da olmasaydı şayet, farklı bir okula gitmek durumunda kalırdım.
Ancak bu okul Bilkent Lisesi'nin bana sunduğu kadar yurt dışına çıkma şansını ve dünya çapında kendimi geliştirme imkanını veremeyecekti. Bu yüzden bu okul benim için çok kıymetli. Yani insan doğru amacı bizim için çok önemli olan bir üniversitenin temelini attı Hacettepe ve bu da çocuklara ne kadar önemsediğini gösterir ve bence bu çok iyi bir şey. Kendi mal varlıklarını kullanarak insanlara yardım etmesi onun yardımsever biri olduğunu gösterir. Mesela ihtiyacı olan birine eşyalarını vermişti. İhsan Doğramacı Dünya Sağlık Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri. Bunun dünya vatandaşı olduğunu, anlayışlı olduğunu, sadece kendi ülkesindeki insanların değil diğer insanların da sorunlarına önem gösterdiğini ve onlarla ilgilendiğini gösteriyor. Esnaf olun. Dear İhsan Doğramacı, since the notion of the society emerged, people have constantly needed somebody to solve their problems and eliminate their waste since the first humans. When this is needed, you see that a child is born somewhere in the world. One more and one more. In fact, when you look at it, so many children are born into this world, but only some have torches. When those children open their eyes to the world, a cobblestone cracks somewhere on earth because it's impossible for any power to stop the flower that will come out of this stone. That flower always finds a way. It either shakes the world with its own resistance and says hello to the sky, to the mountains, or we see that it has taken root and sprouts from the unexpected places. There will be many people who want to walk past that flower, or who cannot digest the cracking of a cobblestone. How can a cobblestone crack? It cracks because their foundations, their roots consist only in being suspended in the air. After all, this is an andesite. It cannot have roots no matter how hard it tries. But those flowers will be a lesson to a whole end society, and they will arouse admiration. Ants that are afraid of getting stuck in a gray andesite always go towards the flower because its color can be seen even in the pitch darkest. It illuminates the path of the ants. Now that flower is an intellectual for the ant society. Every community needs intellectuals. When the intellectual is mentioned, one thinks of someone who reads a lot, knows a lot. This is completely wrong. Reading and learning are skills that every individual can adopt. Being an intellectual means making a way or finding a solution. Being an intellectual means cutting the wind so that the fire of the future torches of the country can be permanent and discouraging those who will try to blow it out. Remember, to be an intellectual is to collect the kindling, resin and coal dust in the most unexpected places and to bring out enough torches to illuminate the whole world. Noticing and expressing that a place is dark is something even a centipede can do, who will spend her life watching what's going on next to the paving stone. Those who bring out torches are never forgotten. You too, Mr. Doğramacı, have prepared torches in a city like Erzurum, regardless of whether they are in the east, and you have asked for them to be prepared for a long time. Who knew that in one of the 2,469,501 cities in the world, the sound of the cracked cobblestone would be heard and the ants would change their lives in the shade of that flower. What I'm saying is that by changing the world we of a generation, you have actually caused the world to change gradually. On this path, every individual who receives her or his diploma is ready to create an environment where flowers will sprout comfortably and ants will not get stuck, thanks to you. With love, respect and gratitude. Dilara Öncü. Ben Ferda Gültekin. Bugün sizlere İhsan Doğramacı ve Geleceğin Dünyası'nın önemli başlıklar, eğitim, sağlık ve yurt sevgisi konulu bir sempozyum bildirisi sunacağım. Eğitim, sağlık ve yurt sevgisi her zaman için kritik başlıklar olmuşlardır ki, bu başlıklar çocukluğumuzdan itibaren bizlerin haşır neşir olduğu kavramlardır. Hoca Bey için bu başlıklar her zaman mühim olmuştur. Kendisi de bu kavramlarla büyümüş, ancak kendi geleceğinin dünyasında bunların eksik olduğunu fark etmiştir.
Bu eksiklikleri de gidermek için müteaddit sayıda fedakarlıkta bulunmuş ve bizim geleceğimizin pek çok açıdan reformu uğramış dünyasını tek tek kurduğu kurumlarla ve çalıştığı alanlarla yaşadık bizlere takdim etmiştir. Bunun için mucizeleri mimarı olarak da anılmıştır. Kişisel varlığını hayatının tek çıkış yolu bilmemiş, aksine bu varlığı dünyaya emanet etmiştir. Kısacası günümüze ulaştırdığı eserleri kendi çabalarıyla ortaya çıkarmıştır. Yurt sevgisiyle başlayan bu serüven, eğitim ve sağlık dallarında oluşturan planlamalar ve bu planlamaların hayata geçirilmesiyle devam etmiştir. En büyük örnekler Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'dir. Her iki üniversitede verimli topraklara ekilmiş, meyvesi bol olacak birer tohumdur. İşte bu ve benzeri tohumların neden ve nasıl ekildiği, kimin tarafından ekildiği, ne şartlarda ekildiği bilinmelidir ki bu tohumlar işlemeden önce boş yere harcanmasın. Çalışmada Hoca Bey'in bu kavramları hayatına empoze ettiği, bu kavramları adeta hayatı yaptığı ve bu hayatı bizlere bir adak misali sunduğu görülmüştür. Eğitim ve sağlık. Eğitim, doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında kültürel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızla birlikte olduğumuz bir kavramdır. Bireylerin zihinsel ve fiziksel açıdan iyi olma hali olarak tanımlanabilecek sağlık, eğitim ile birlikte yaşamın ve beşeri sermayenin temel unsurlarından bir tanesidir. Sağlık olmadan hiçbir şeyin değerinin kalmayacağı gibi eğitimin de kalmaz. Hayatın yapı taşlarını oluşturan bu unsurlar birbirlerini tamamlayan parçalardır ve eksiklikleri anında hissedilebilir. Sağlıklı ve eğitimli bireyler toplumda daha etkin bir biçimde rol almaktadır. Hoca Bey bu iki değerin kıymetini anlamış ve bu uğurda çalışmıştır. Her şeyden önce kendisi kıdemli bir pediatristtir. Çeşitli ülkelerde üst düzey eğitim almış ve sonrasında ilk başta kendi ülkesi olmak üzere tüm dünya insanlığının sağlığı için hizmette bulunmuştur. Doğramacan'ın da hayatından anlaşılacağı üzere eğitim ve sağlık ayrım olmaksızın birincildir. Kendisi ayrıca müziği baş tacı yapmıştır ki müzik sadece bir sanat değil, aynı zamanda insan hayatının her döneminde önemli yeri olan bir kavramdır. Zihinde ve vücutta olumlu etkileri vardır. Müziğin hem sanatsal açıdan hem de ruhani açıdan faydalarını görmüş ve herkesin bu faydalarda yararlanmasını istemiştir. Aldığı ve verdiği eğitim yaşam boyunca devam etmiştir ve bu sürede sağlık alanında her zaman en iyiye doğru yol almış. Bu yolda Türk ve dünya gençliğini de en iyi ayaklandıracak türde adımlar atmıştır. Ankara Üniversitesi'ne bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi verilebilecek sayısız örneklerden sadece bazılarıdır. Eğitim ve sağlık unsurlarını harmanlayıp, bizlere armağan edip bir kez daha kendisinin bu unsurlara verdiği önemi kanıtlamıştır. Eğitim ve yurt sevgisi. Vatan, gelişi güzel bir toprak parçası olmayıp, baştan sona fethedilmiş, elde etmek ve korumak uğrunda asırlarca can verilmiş, büyük fatihler, büyük cihangirler ve büyük komutanlar komutasında ve büyük ülkeler yolunda varlığına kefenli, kefensiz binlerce ecdat gömülmüş bir topraktır. Yaşadığımız topraklardaki eğitim de en az içerisinde barındırılabilecek seviye kadar kritiktir. Bu unsurlar eğitim ve sağlıkta olduğu gibi yine komplementerdir. Yurt sevgisi sayesinde eğitimin yolu açılabileceği gibi eğitim sayesinde de yurt sevgisinin yolu açılır. İnsanı baştan sona yoğuran ve öğüten eğitim sistemi yurt sevgisini aşılayabileceği gibi tamamen siledebilir. Bunun yanı sıra yurt sevgisi eğitime destek olup daha da ileriye ulaşmaya olanak sağlayabilir. Bu doğrultuda İhsan Doğramacı'nın Amerika'dan esinlenip Türkiye'de de başlatmayı istediği kar amacı gütmeyen üniversiteler örnek verilebilir. Kendisi milletini ve ideallerini göz önünde bulundurarak ülkemize sayısız yüksek okul kazandırmış, aynı zamanda bir doktor olarak vatanı ve tüm dünyaya hizmet etmiştir. Tabiri caizse tüm dünyayı vatanı saymıştır ve vatanına daima sadık kalıp çok sayıda başarıları imza atmıştır. Kanada, Brezilya ve Afrika'da da sağlık kurumlarının yapılanmasına önderlik etmiştir. İlk başta çocukların, sonrasında tüm Türkiye'nin var olan imkanlarda yararlanması emniyet vermiştir. Kurduğu sayısız okul, kurum, enstitü ve benzeri yapılar, kendisinin eğitim ve yurt aşkını sembolize etmekle beraber gençliğe de yol gösteren işaretler olmuşlardır. Kazandığı nişan ve madalyalar sadece kendi hayatında değil, tüm dünyada parlayan ışıklar ve karanlık yolları aydınlatan mumlar olmuştur. İhsan Doğramacı, kendi geleceğini bizlerin geleceği bilmiş, nasıl ki kendi geleceğini mükemmelleştirmeye çalışmışsa, bizlerin geleceğini mükemmelleştirmeye çalışmıştır. Buna bağlı olarak eğitim de en üst seviyeye ulaştırmaya çabalamış ve başarılı olmuş, sağlığı bizlere güvence altında temin etmiş, yurt sevgisinde kalplerimize ilmek ilmek işlemiştir. Hiç olabilir mi diye sorusunu kendimize sorduğumuzda da cevabın negatif olduğunu, Hoca Bey'in yaptıklarının yerine hiçbir şeyin tutmayacağını,
ve olmasaydı günümüzde ve çevremizde gördüğümüz başarıların da olmayacağını anlarız. Bunun için Hoca Bey'e saygılarımızı sunar, kendisi de bir kez daha bizleri önünü açtı bu yolda daha ileriye, en iyiye ilerlememize imkan sağladığı için teşekkür eder, kendisini ne unutacağımızı ne de unutturacağımızı arz ederiz. What would you recommend for the upcoming 12 graders? You should start working for your internal assessments from grade 11. Don't forget to finish your CAS activities. Step 1. Take part in social clubs. Improvise, adapt, overcome. Join to the school teams. Take part on the stage. Try to practice. Do not wait to write your exam essay until the last time. Improve your English skills as much as possible. Study for both YKP and IB exams in 3. Hello everyone. My name is Mohamed Hanifi Değirmen Çay and I'm recording this video from Oxford right after my matriculation ceremony. First and foremost, I congratulate my beloved school Bells for its 15th anniversary. I will always love the school, great teachers, great programs, lots of experiences and beautiful memories. I'm one of the fifth generation graduates of Bells. I graduated in 2016. Then I continued at Electronic Engineering Department. I quickly accepted my mistake about my career choices and I took a brave decision to correct my wrong. So I transferred to the Faculty of Law after one semester. I'm now at the University of Oxford for postgraduate studies, specifically on information technology law. And as a legal counselor, I would advise you guys to stick to the programs taught at Bells. These are what will make you valuable in the close future. Never be afraid of making mistakes, but also be brave enough to correct your wrongs. Never limit yourselves, your potentials. The sky is your limit. And I wish the best for all of you. And my thanks, especially to the counseling department for giving me this opportunity. See you all. Hello everyone, my name is Cansu and I'm reaching you from the Turkish Consulate General in Los Angeles. I wanted to talk to you about my journey here. Like you, I was one of the lucky students of Bells and I'm also one of the second graduates of our school.
and I am also maybe one of the first to go study at Boğaziçi University. I studied political science and international relations there. And then I worked for Turkish Airlines for 2 years in the training department, and I became a trainer and instructor, which was a really rewarding experience for me. And then I always had a dream of doing my master's degree abroad, which came true last year. I studied international conflict and security at Brussels School of International Studies. And after my graduation, life has brought me here in Los Angeles. And right now I'm working as a consular officer in the Turkish consulate. I wanted to congratulate you all on the 15th anniversary of our school's foundation. I'm sending my sincere regards to all my teachers who are still there, and my love and hugs to all the students. Thank you very much. Bye bye. Hello everyone. I'm Selin Konur. I'm one of the first graduates of Bilkent Erzurum Laboratory School. I started my Bilkent journey in 2007, and I continued with Bilkent University. I studied industrial engineering. Right after I finished college, I went to United States to do my master's in operational excellence. While I was doing my master's, my professor and one of my classmates offered me an internship in a company, which is a car parts manufacturing company. And I did my internship there. Right after I graduated from master's, I started my full-time. And after a year for a project, they transferred me to Mexico location. I've been in Mexico for 2 years. And at the end of this year, I will be returning back to United States. One thing I would recommend to you is definitely when you are in college, do Erasmus or work and travel, or do something abroad. So you can have broader view of the world and meet many different new people, and maybe have opportunities to study or work abroad. I wish you all success in your journey. Merhaba, ben Ece Özer. BELS 2016 mezunuyum. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Şu anda Acıbadem Maslak Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapmaktayım. Bilkent'teki lise öğrenimim ve dolayısıyla IB süresince kazanıp fakültedeki eğitimime de uyguladığım en değerli beceri, kendi kendime daha iyi nasıl öğrenebildiğimi keşfetmek oldu. Bu sayede farklı kazanımların ölçüldüğü gerek yazılı gerekse sözlü sınavlarda etkili bir şekilde çalışarak daha kolaylıkla başarılı olabildim. İkinci olarak da IB programında ileri seviyede İngilizce ve Almanca dil becerileri edinerek akademik çalışmalarımda daha geniş veri tabanlarına ulaşma, farklı hasta gruplarıyla ve yabancı klinisyenlerle çalışma imkanı buldum. Son olarak da süreç boyunca edindiğim analitik düşünme ve risk alma becerileri sayesinde tanı koymadan tedavi uygulamaya dek klinikte fark edilir bir şekilde daha etkin rol aldığımı gözlemliyorum. Herkese başarılar, bol şans. Herkese merhaba, ben Nazlı. BELS'in 2016 yılında mezun oldum. Şu anda İstanbul Okul Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde son senem, intern doktorum. IB eğitiminin bana kattığı en önemli kazanımlardan biri, gerek akademik anlamda, gerekse sosyal alanlarda farklı olaylara ve farklı kavramlara nasıl yaklaşmam gerektiğini bana öğretmesi oldu diyebilirim. Bana farklı olaylar karşısında durum saptaması yapabilmeyi, sorun çözebilmeyi, soru sorabilmeyi ve aynı zamanda girişimcilikten korkmamak gerektiğini öğretti. Aynı zamanda bir laboratuvar lisesi olmasının faydalarını da üniversite hayatım boyunca tıp fakültesinde çok fazla bir destek olarak hissetmeye devam ettim. Şimdi size öğrencilere tavsiyem, IB eğitiminin hem sosyal hem de akademik anlamlarda önünüzü açabilecek kapıların farkında olmanız için mutlaka sorgulamaya açık ve öğrenmeye açık olmaya çabalamanız gerektiğidir. Bir makale nasıl okunur, bir dilekçe nasıl yazılır ya da bir inceleme ve araştırma nasıl yapılır? Liseden bütün bunları bilerek mezun olmanın ne kadar büyük bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.